bu hücum attı çok kritik çok hayati çünkü bütün işi sanki bu hücum attı çözmek zorunda kalacakmış gibi geliyor bana Beşiktaş'a bakınca. Jesson, Joseph, Gezal, Muleka ve Ghost. Bu 5 beş, Beşiktaş'ın ön tarafını bence ligde en kaliteli ve en korkutucu gösteriyor. Trabzonspor da transferle ilgili işini herhalde %95 falan bitirdi. Tamam gençler potansiyelleri var ama 5 maç oynadılar. İşte bu yabancı kuralı buna zorluyor. Geri rahat kurabiliyorsun ama ondan sonrası biraz sana göre bana göre olmaya başladı. Mesela Crespo Sen Zaten Galatasaray yönetiminde bir para vereceksek en büyük parayı bu pozisyona vereceğiz dediğini de biliyorum. Yemek yanında, aklındaysa kapında. Evet analiz masasına hoş geldiniz. Bugün Sinan Yılmaz'la beraber dört büyüklerin gündemini değerlendireceğiz. Sinan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Keyifler iyi mi? İyidir senin. İyi. Bugün cheesecake getirmişsiniz. Evet. Sen de kahve içiyorsun. Kahvenin yanında güzel gider. Evet kesinlikle. Evet cheesecake'ler yine yemek sepetinden geldi. Bu arada hatırlatmamızı yapalım. E, yemek Yemeksepet'in uygulaması yenilendi. Yenilenen uygulamayı sizler de akıllı cep telefonlarınıza indirebilirsiniz. Ve birçok farklı indirimden yararlanabilirsiniz diyelim programın başında. E, Beşiktaş'la başlayalım. E, Beşiktaş'ta e, beklenen transfer ve kors dün e, İstanbul'a indi. E, bunun yanında e, hafta sonunda da önemli gelişmeler oldu Beşiktaş'ta. Alex Teixeira'nın mesela ayrılması ki sorunsuz bir ayrılık oldu. Uzun süredir evet. Türk futbolunda görmüyorduk. Beşiktaş'ın da lehine olan bir. E, ayrılık oldu diye düşünüyorum ben. E, Atiba ile sözleşmenin imzalanması hafta sonunda ki Atiba'da yıllardan beri biliyorsun kamplara neredeyse hiç katılamayan, e, bir türlü o hak ettiği değeri bulamayan bu sözleşme konusunda ben bir oyuncuydu. E, bunun yanında Cenk Tosun tekrar yuvaya döndü. Üçüncü kez Beşiktaş'ta. E, bir de Muleka e, artık bitti gözüyle bakılıyor. Hani e, ligin Ağustos'un başında başlayacağını Temmuz'un da hemen hemen başında olduğumuzu düşünürsen Avrupa'da oynamayacak bir Beşiktaş genel bir çekirdeği ortaya çıkardı. Ve ilgili özellikle bizim Oğulcan ve Serdar Kelleci çok seviyorlar, çok beğeniyorlar oyuncuyu. Çok iddialılar oyuncuyla alakalı olarak sezon öncesinde. Hani hatta ikisi de hangi takıma giderse gitsin çok büyük performans vereceğini düşünüyor. Peki şimdi Vekors'un gelişiyle beraber Beşiktaş'ın hücum attığı Muleka, Vekors, Gezel gibi olacak. E, i̇lerleyen dönemde mesela ben kendi adıma e, Cenk Tosun'un e, formayı kapacağını düşünüyorum. Ama şu hücum hattına bakınca e, sen neler düşünüyorsun? Sana neler vaat ediyor? E, bir de şöyle değerlendirmeni rica edeceğim. E, bu hücum hattı çok kritik, çok hayati. Çünkü bütün işi sanki bu hücum hattı çözmek zorunda kalacakmış gibi geliyor bana Beşiktaş'a bakınca. 11'ine bakınca. Sen neler söylersin? VEGOS şu ana kadar yapılan tüm transferler arasında en ismi en büyük olan... Hmm. Ee, işte son olarak daha 5 ay önce Premier Lig takımının Burnley gel kurtar transferi yapmış bir oyuncu. Ee, Beşiktaş'a değil de mesela Şampiyonlar Ligi önerilemesi oynayacak Fenerbahçe'ye gitse daha bile şey olabilir hani beklersin. Ama Beşiktaş Şampiyonlar Ligi ve Avrupa oynayamayacağı sezonda Trabzon Trabzon'un ihtiyacı yok anlıyorum ama Fenerbahçe 9 numara ararken Beşiktaş'ın Vegost'u indirmesi bence net bir transfer başarısı. Yani Jorge Jesus ilgilenmedi, istemedi vesaire dedi. Belki öyledir bilmiyorum ama. Yani Fenerbahçe veya diğer takımları hesaba katmasak bile Beşiktaş için kendi şeyine göre, maliyetlerine göre, ekonomik düzeyine göre, Avrupa oynayamayacak durumuna göre her halükarda çok iyi transfer. Sadece Süper Lig'e böyle bir oyuncu ikna etmek çok iyi bir iş. Biraz uzun sürdü, beklendi ama beklediğine de bence değdi. Bir de ben çok yalpalamadığını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Mesela transfer dönemi başlamadan önce büyük ihtimalle Santrafor listesinde 1 ve 2 numarada Sörloth ve Vekors vardı. Hı hı. Hani Sörloth biraz daha zor bir transferdi şartları itibariyle. Ama neticede listede ya 1 ya da 2 numarada daha sezonun başlamasına bir ay kala gelmiş oldu. Hani böyle genelde bizim takımlar başlarlar ondan sonra liste bir savrulur. Doğru. o gider. Yani çok e, da geç değil gir. aslında. İnsanlar şey yapıyor, kampa yetişecek falan filan da hani daha hazırlık maçları oynanmadı yani çok, çok da yetişmedilik canım. bir durum da yok, yok ya. ben tam tersini evet, söylüyorum. Evet, aynen. Yani ben de sana bir ay var. Evet, katılıyorum. Daha işte e, Avusturya kampı yeni Hı -hı. başlayacak Beşiktaş'ta. Aynen. Yani ben de onu demek istedim. Yani genelde şey çünkü hani uzun sürüyor insanlar da biraz daha sabırsız başladı şimdi mesela linçler sosyal medyada ben görüyorum işte şeye de. Neyle? hem hem Beşiktaş'ın transferleri geç kaldı hadi yapamadınız hani kampa yetişecekti bütün transferler Hı. falan diye Ceyhun Kazancı'ya yükleniyorlar hem şimdi Cenk Güne yükleniyorlar. Galatasaray'ın transferleri çok geç kaldı, kamp başladı vesaire. E, Fenerbahçe'de biraz yükleniliyor. Hani ona göre ben gene de bayağı iyi buluyorum yani sana katılıyorum. Vegas kalitesinde bir ismi biraz beklersin zaten diğer takımlardan teklif gelecek mi gelmeyecek mi diye. E zaten Şimdi kendimizi kandırmayalım e, geldi yani. Geldi de oyuncuya teklif evet. de geldi. Hani teklif geldi derken hani oyuncuyla Dortmund ve Frankfurt'un ilgilendiği biliniyordu. İkisi Oyuncu da de farklı. Tabii, Dortmund'dan yani, teklif gelecekse yani. yani. İkisi de farklı oyuncuları tercih etti. Ondan sonra Vegos Toratoyu buraya kırdı. Peki e, ben de hani e, takımın içine böyle bırakmadan e, tüm şartların oldukça olumlu olduğunu düşünüyorum. Ama böyle bıraktığın zaman takımın içine... Gezzel'le, işte Muleka'yla, Cenk Tosun'la arkasındaki Getson'la, Josef Teseoza'yla, ne bileyim ile sol kanatta artık kim olacaksa Beşiktaşlı Rıdvan'ın da kalma ihtimalinden bahsediliyor. Öyle bir yapıda nasıl görüyorsun oyuncuyu? Şimdi ben hep şey diyordum. Daha önce bir kez yapmıştım bu yorum sanırım. Beşiktaş'ın şekli Valerian İsmail yani İsmail'den sonra şeye benziyor. Böyle bir savunmada bir tabak gibi. Üçlü stoper. Hı hı. Sağ ve sol bekler biraz önde. Böyle bir şey şekli var. Tabak gibi yay şekli var. Onun önünde de bir beşgen var. O beşgen çok belirleyici oluyor. Ve Valerian İsmail'in gelir gelmez daha ikinci maçından çok iyi oturttuğu bir şey vardı. Beşgen birlikte sanki halatla birbirine bağlı gibi hareket ediyordu. Bozulmadan, dağılmadan. Atıyorum sağ içindeki oyuncu gidip de açılmıyordu diğer tarafa kadar. Hep birlikte top neredeyse top rakip sağ diyelim. Beşgen olduğu gibi gidiyor. Şimdi o beşgen çok önemli bence. O beşgenin her parçası da çok kaliteli hale geldi. Jetson Josef, Gezal, Muleka ve Ghost. Bu 5 kalitesinde ben ne Fenerbahçe'de görebiliyorum ne Galatasaray'da görüyorum. Trabzon'da da var ama mesela Hamşik bir sene daha yaşlandı. Onu yapabilecek mi, yapamayacak mı? Vakeme gitti. Trezegi'yi çok beğeniyorum ama ne olursa olsun Vakeme gibi çok önemli bir oyuncu ayrılmış oldu falan. visca artık biraz yaşlandı gibi problemler var ve Trabzonspor Beşiktaş'a göre bir de Şampiyonlar Ligi Avrupa oynayacak. Hı hı. Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi oynayacak. Hani bunlar e, Beşiktaş'ın ön tarafını bence ligde en kaliteli ve en korkutucu gösteriyor. Bana göre en kaliteli olan o beşli. Bir de e, mesela Cornelius çok uzun, Canini işte yetenekli veya işte Galatasaray'da Gomis tecrübeli falan. Vegos, e, Fenerbahçe alacak Santrifor'unu işte e, Serdar Dursun vesaire ismi geçenler işte Seferovic vesaire hepsinden farklı olarak Jackson Muleka çok da çabuk da süratli de bir oyuncu. Savunma arkasına da koşu atabilen bir oyuncu. Diğer rakiplerinde böyle savunma arkasını delen, savunmayı delen koşular atan bir tipte bir süratli kontra atak, geçiş santrforu da yok mesela. Topla Muleka, delenler var da delenler evet. yok. O da çok önemli. Biliyorsun Onyekuru iyi zamanında şampiyon yaptı Galatasaray'ı bu şekilde. Hmm. Yani o da çok değerli bir şey aslında. Geçiş oyunları da çok değerli. Hani birinin e, birbirlerini çok tamamlayan da oyuncular. Hatta ligin son 3-4 haftasında Valerian İsmail şey yaptı ya Gezalı tek 10 numara e, Başşuay ile Larin'i çift center for yaptı. Ama savunmada mesela gez, şey Gezalı önde kalıyordu Larin ile hmm. Başşuay'ı geride. Aynısını yapabilir bence. Gezalı tek on Muleka ve Ghostu Center for gibi de yapabilir. Ee, ben kalite olarak çok iyi olacağını düşünüyorum. Umarım Muleka da gerçekleşir. Çok göz alıcı geliyor bana ön taraf. Arka taraf için onu söyleyemem. Senin Muleka ile ilgili hiç aklında bir o zaman şey yok, şüphe yok. Anladım. Ya Kasım performansıyla yok tabi ama ee, niye? O o performanstan sonra niye başka takımlar ilgilenmiyor onu da anlamıyorum. Tabii, tabii çok kısa izledik yani 3 4 ay izledik Belçika performansına oturup bakmadım. Ama Kasımpaşa'da yerinde de birçok maçını izledim. Yani hem güçlü hem hızlı. Fizik ol, fizik potansiyeli çok yüksek bir oyuncu Jackson Müller'ka ve yaşı da çok genç. 22 23 da. Hmm. Çok kazma bir oyuncu da değil. İki ayağını da kullanabiliyor. Mesela Adana Demir'e attığı bir gol var sağ ayağıyla kaçırıyor adamı. Penaltı noktasına geç koşu yapıyor. Soluna geliyor. Solla tek de vuruyor. Sağla pas solla vuruş yapıyor mesela. Çoğu santrfor yapamaz onu. Ee, hani mesela Yula vardı Beşiktaş'ta eski. E, Yula da çok hızlıydı falan ama Yula kazmaydı Yula. <laughs> Yula'yı Beşiktaşlar hatırlattı. Yula kazmaydı mesela. Muleka Yula gibi hızlı. Yula'dan daha güçlü. İkili mücadelelerde de yıkılmıyor o Resullere masullere karşı güçlü kalmıştı Ayakta kalmıştı yani e bir de yılanın aksine de teknik de var yani. iki ayakla da iyi son vuruş da var. O yüzden çok potansiyelli bir oyuncu bence. Peki az önce Beşiktaş'la alakalı olarak e, arka taraf için aynı şeyi söyleyemeyeceğim dedin. E, oraya da hani basında yazılana göre bir Emre Can takviyesi gelecek İstanbulspor'dan. Spor'dan. E, 21 yaşında ve yine basında yazana göre 2 milyon euro artı sonraki satıştan da Beşiktaş bir pay verecek İstanbulspora. Hani Çok e, çok para. Bir de mesela Abdülkerim transferinde Ahmet Nurçebi'nin söyledikleri vardı. Hani biz o rakamlara çıkmadık. E, yarısını teklif ettik. Hem oyuncu hem kulübe dedi. Şimdi Beşiktaş bir çok daha genç bir oyuncuya yatırım yapıyor eğer bu rakamlar doğruysa. E, ama yine de e, rakam oldukça yüksek. 5 yıllık bir sözleşmeden bahsediliyor. E, dönüm... Yarım dönem bir de ya. Yani bak o çok ilginç. Hı. Yarım dönem oynadı. Kazımcan Karataş da öyle Galatasaray'ın aldı. Yarım dönem. İlk yarı yani tak bizde eskiden böyle olmuyordu. 20 yıl önce böyle yapılmıyordu transferler. Emre Mor 5 maç top oynadı. Fenerbahçe yaptı. Kazımcan yarım dönem top oynadı. 5 maç oynadı o da. İyi 5 iyi maçı var. Kötü maçı da var. Mesela Kasımpaşa deplasmanında yaptığı çok amatör penaltı da var. Kazımcan'ın da var. 5 maçı iyi oynayıp 3 büyük yaptılar. Normalde bundan 15-20 yıl önce Anadolu'dan çok daha iyi futbolcular çıkarken o Hasan Şaşlar falan bir iki sezon kendini Tabii gösteriyordu. 5 maç değil. Daha fazla iskarları vardı. Doğru. Yani aslında Abdülkerim o 20 yıl önceki transferlere benziyor. 2 yıl, 3 yıl kendini çok iyi gösteriyorsun. Çok iyi tam sezon çıkarıyorsun, full. En İstikler son kendini olmuşsun, kanıtlıyorsun. Ondan sonra üç büyük yapıyorsun. E şimdi Kazım Can, Emre Can. bir de hepsi 1-2 milyon euro. Emre ile Emre Emremor'la e, Kazımcan 2 milyon euro, şey Emre Uzun Emrecan 2 milyon euro. Şeyde Kazım Can'ın 1.2-1.3 <laughs> milyon euro az para da değil yani ee, tamam gençler potansiyelleri var e, ama 5 maç oynadılar normalde mesela Emre Mor için de tamam iyi biraz kıpırdandı kendini biraz gösterdi gelecek sezonda bir göreyim dersin ama yaba, işte bu yabancı kuralı buna zorluyor. Çok erken. Bu da biraz gelişimlerine de zarar veriyor. Ya belki üçü birden mükemmel sezon geçirecek. O başka bir mesele. Ama Türk futbolu iyiyken 20 yıl önce biz çok çok daha iyi seviyedeydik. Böyle 5 maçta boy oynayınca gelemezdin yani yukarılara. Senelerce çok iyi oynaman gerekirdi. Evet, doğru. Ee, sol ayaklı Emrecan. Ee, savunmada Montero'nun bir alternatifi olabilir mi? Ee, i̇yi iki, oyun kuruyor bir de. İki sol ayaklı oynatır mı? Hani Montero artı Emrecan çok mu uçuk bir şey olur? Bence işte Saiz merkez stoper. Emrecan sol stoper. Wellington da sağ stoper olur diye evet, bir de düşünüyorum. İşte 8 artı 3'te de Beşiktaş'ın savunmada Doğru. bir yerli ihtiyacı oluyor gibi gözüküyor. Çünkü hani şu formülde e, ileri üçlü tamamen yabancı. E, orta sahada 4 oyuncunun 3'ü kesin yabancı oluyor. Kalecin yerli, bir tane de yerli savunmada ihtiyacı evet. oluyor. Bir stoperin, sol stoperin, kalecin ve solun şey evet. Rıdvan veya Tayfur. Aynen. Yani Emiran Emirhan tabii orada önemli bir Yani Emirhan e, yani umarım Emirhan kapar formayı. E, orada da kanatta da oynayabiliyor. Gerçi e, ters kanatta oynamıştı o. Önder Hoca döneminde sağ tarafta daha yakın oynamıştı. Kenan da bir avantaj. Bir de Kenan da bir şey. Ama Kenan nereden ama bakarsan bak. Kenan da mesela veya sol tarafın yedeği olabileceğini gösterdi o maçlarda. Hı hı. Ee, yani Geçen ben senin sonunda kesin gösterdi. Evet, Fenerbahçe kesin maçında gösterdi. mesela. Fenerbahçe maçında evet. gösterdi. Ee, yani ben kaliteli buluyorum bayağı yani yedekleri de aslında şey rotasyonun da şeyler sıkıntılı bence. Joseph ve Jetson'un net bir yedeği yok şimdi. Atiba ile bir yıl sözleşme uzatıldı ama Atiba geçen sene gösterdi çok düştüğünü. 40 yaşında artık. <laughs> hani Joseph 15 maç sakatlandı Allah göstermesin bir şey oldu Jetson'a. 15 maç onun yerini Atiba doldurmuyor. Belki bir ihtimal Emirhan doldurabilir. Ama ona hmm. da bir ihtimal diyorsun. Necip var. Necip de doldurmuyor. Necip evet. de mesela geçen sezon çok kötü geçirdi mesela. E, doğru zaten birebir şey de yok Joseph'in. Hani yerine koyabileceğin Joseph. Cez da yok. Evet yok. Salih de olmaz mesela. Yok. Zaten Salih'in ayrılmasını bekliyorum. Hala evet. ayrılabilir. E, ama belki... Fernandes'in yerin eh, Emirhan'ı düşünebilirsin. Yani şey evet. bana çok göz alıcı geliyor. İlk 11'in kalitesi, Hı -hı. özellikle o ön beş beşlinin, o gnin kalitesi çok göz alıcı. Alternatifleri de bir o kadar eksik. Mesela şeyde o kadar değil, Fenerbahçe'de o kadar değil. Hani atıyorum Rossi olmadı, Buruma da var. İşte Emre Morda var. Benzer kalitede birbirine yakın adam çok var rotasyonda. Mert Hakan'ı var, İrfan'ı var falan. Var oğlu var. Beşiktaş'ta öyle değil yani. Gezala bir şey olsa yerine kimi koyacaksın belli değil. İşte orada bazen avantaj oluyor. Sakatlanmazsa bazen, büyük avantaj. Evet, bazen dezavantaj oluyor. Beşiktaş'ın belki bu sene bir artısı işte çok hırpalanmayacak. Evet. Avrupa olmadığı için. Lig 2 maç kısaldı geçen seneye göre. Türkiye Kupası da zaten bir yere kadar seni çok fazla zorlamıyor. Bu kez roller netleşmiş oluyor. 11 adeta netleşmiş oluyor. Şimdi sezonun başlamasına bir ay var. Eğer bu dediğimiz transferler olursa ki işte Muleka transferi var. Şu an olmamış. Bir de Emre Can netleşmedi. 11'i sen direkt sayabiliyorsun. Evet. Ve ben daha da ziyade Abdülkerim Bardakçı'yı almış olsaydı Beşiktaş çok net gözüm kapalı en kaliteli ilk 11 derdim. Hmm. Ligin en kaliteli 11'i derdim. Ee, hala en kaliteli orta saha ve hücum diyebiliyorum. Ama... Ee, şeyde e, rotasyon içinde aynı şeyi söyleyemiyorum işte. Rotasyon Trabzon'un da... rotasyonuna baksana abi. Siopis, Dorukan, e, Doğucan, Berat, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Hamşik. Merkez rotasyonuna bak. Sen de, hani Gez, Jetson, Joseph çok güzel şeyler vaat ediyor. Bir sakatlık durumu. Yedeği Salih, Atiba çok fark var yani. Evet. Bakalım e, nasıl bir kadro yapılanması olacak. Belki bir takviye daha yapabilir. Kadroyu genişletmek Tabii. adına. Yabancı takviyesi de olabilir orta sahaya. Onu da hep beraber göreceğiz. Peki Beşiktaş'tan Trabzonspor'a geçelim. Aslında Trabzonspor için de benzer şeyleri söyleyebiliriz. Neden söyleyebiliriz? Kalede Uğurcan var. Eren Lersen. Hugo Densville. Ali Ouski de geliyormuş bir de. Yani işte de o da olanları söylüyorum ben sana. Şu an bitenleri söyleyeyim evet. hani. İleride Cornelius. Trezege, Vichia. Merkezde de kimi koyarsan koy. Eldeki oyunculardan merkezi sana bırakırım. Ben Dorukan'la başlıyorum merkeze. Mert bana sinirleniyor. En zengin bence de Dorukan. Ee, ama hani Trabzonspor'un da hem sezonun başlamasına bir ay kala. E, ki Trabzonspor e, iki maç oynayacak Şampiyonlar Ligi için. E, o da önemliydi. Trabzonspor da elini çabuk tuttu. Ki e, alternatifleriyle beraber diye düşünmek lazım. Az önce senin söylediğin gibi. E, mesela Kasımpaşa'dan e, neydi gelen orta savcısı? Doğucan. Sancısı, Doğucan o orta sahanın alternatif oldu. Çeşitli yerlerde de alternatifler var. Hani Trabzonspor'da e, transferle ilgili işini herhalde %95 falan bitirdi. Şöyle bir şey var mesela orada. <laughs> hamşik büyük kalite. Abdülkadir Ömür, Bakasetas 10 numaralar. İşte geriye mesela baktığınız zaman Hamşik oyun kurucu olarak düşünelim. Arkada mesela Berat, Doğucan, Dorukan, Siopis 4 tane mesela defansif orta sahası var. Bunlardan bir tanesini belki iki tanesini falan kullanacak. Çoğu zaman bir tanesini kullanacak Hamşik'le yan yana yapacağı için zenginlik olarak ciddi göze çarpıyor ki bir de Dorukan'ın sağ bek oynama sol bek oynama kabiliyetleri oynama. full yani ben çok beğeniyorum Dorukan'ı. Ee, ama mesela bunlar arasında Joseph mi dersin mesela tek tek baktığın zaman ben Joseph derim yine de. iyi bir Joseph tabii ki yani artık hmm. o da 34 yaşında da yani kadroda bir zenginlik var ve bence Abdullah Hoca'nın en önemli kabiliyeti geçen sene o geniş kadroyu çok iyi kullandı. Hamşik bir olmadı. 10 hafta boyunca yoktu mesela. Ne yaptı? Siyopis, Dorukan yaptı. Başka bir şey yaptı. İki tane sert orta sahayla çıkayım dedi. Top kazanayım dedi. Tek on numara yapayım dedi. Eskiden mesela bir Hamşik oyun kurucu, bir o Abdülkadir Bakasetas yapıyordu. Bakaseta, Maçına göre çok değiştiriyordu. Bakasetas Berat'la başlayıp tabii nerelere gitti iş? Nerelere gitti? Aynen. Ee, ya Trabzon'daki zenginlik tamam ama ben Son 5 yılın 4'ünde Avrupa'ya giden takımların çok kötü sezonlar geçirmesi yüzünden Başakşehir az daha küme düşüyordu. Galatasaray çok fena dayak yedi. Ekim-Kasım aylarında maç. 14 maçta bir galibiyetlik falan serüvenleri vardı Fatih Hoca'nın. Hmm. iki sezon üst üste yani. Bir tanesinde 8 puan geriden dönüp tekrar şampiyon oldu ama diğerinde mesela pandemi girmişti falan problemdi. Beşiktaş bu sene oynatacak futbolcu bulamadı. Şampiyonlar Ligi'nin temposuna şey yapacağım diye erişeceğim diye 15 tane falan sakat vermişti. Hani Avrupa maalesef kaldırabildiğimiz ve Trabzonspor'un yaşı kadrosu da yaşlı. Hani genç kadrolar biraz daha kaldırıyor Avrupa'yı. Mesela Galatasaray bu sene ligde çok kötüydü ama Avrupa'da ayak uydurdu. Başarılı oldu. Ama yaşlı kadrolar ciddi problem yaşıyor çift kulvarda gitmek için. O yüzden Trabzon'la ilgili öyle bir endişem var ki hatırlarsan Beşiktaş'ta da Abdullah Hoca Avrupa Ligi'nde çok başarısız olmuştu. Doğru. Hmm. Başakşehir'de de başarısız sezon sezonları vardı bayağı Avrupa'da. O yüzden en yani büyük endişem, endişem Avrupa, var Avrupa olması. Evet, bir de Trabzon'da. Avrupa kesin olacak Trabzon'da. Evet, öyle bir durum var. Öyle bir durum var. Hani Şampiyonlar Ligi'nde Trabzonspor olmasa da Avrupa'da mücadele edeceği için orada bir yıpranma payı olacaktır. Ee, ama genelde hani e, Trabzonspor'un yapılanmasıyla alakalı olarak e, ben şu aşamada e, çok olumluyum. Yani transferleri bu kadar erken bitirmesi, 11'inin ortaya çıkması 11'inde genel anlamda ben rollerin de belirlendiğini düşünüyorum. E, Abdullah Hoca da biraz daha artık e, direkt bir yaklaşımı benimsedi iyi oyundan tamam. ziyade. Kendisi de söylüyor e, artık, Aynen tamam. o da kendisi de söylüyor. O da o değişimi gösterdi. Yani Beşiktaş'taki gibi takılı kalmadı kendi sistemine. E, o yüzden genel anlamda e, Trabzonspor'da e, seni söylediğin tabii bence de belirleyici olacak. Yani Avrupa'daki durum, Avrupa'daki yıpranma. Şimdi sen söyleyince düşündüm. Hani... Beşiktaş'ın Ajax maçına çıkardığı 11, Altay maçına çıkardığı 11. Hakikaten felaketti o dönemde. Yani bir Dortmund maçı aslında. Dortmund maçında da Beşiktaş yani bir 25-30 dakika tempo. Çok Tabii. yüksek tempoda oynadı. Ondan sonra zaten karşılaşma ikinci yarıda çok çok yüksek tempoda değildi. Ama ona rağmen neredeyse bütün sezonu etkilemişti. Bakalım. Hani Trabzonspor'la Tabii. ilgili o bir soru işareti. Ama genel olarak... E Bence işler doğru. Doğru yapıldı. Abdullah Hoca'nın şöyle apoletleri vardı mesela şey eksikti. Hiç kupa yoktu kariyerinde. İki sezon önce Trabzonspor'la kupayı aldı. Hı hı. Ee, hiç lig yoktu. Lig şampiyonluğu yoktu. Geçen sezon ligi aldı. Şu anda da hiç ligle birlikte götürebildiği bir Avrupa, Avrupa sezonu yok. yok. Yani Başakşehir'de de Beşiktaş'ta da Avrupa ligini ligle birlikte hiç götüremedi. Çift maçı haftada iki maçta hiç güzel planlayamamıştı. Umarım bu sene onu da geçmiş işte kupa ve şampiyonluk aldığı gibi geçen iki sezonda bu sene de Avrupa başarısı ekler yanına. Peki çok kısa Trezege yorumu alalım. E, Trezege ile ilgili neler söylersin? Trezege ile alakalı olarak şuna şaşırdım ben. Bugün foto maçta var. E, sana bir soru sorayım. Sen de tahminini yap. E, ama tabii sorudan zaten e, biraz şey olduğunu anlayacaksın. E, Ahmet Ağoğlu 550 günlük başkanmış. 550 gündür başkanmış. E, kaçıncı yabancı transfer olmuş Trezege sence? Trabzonspor'un. 30. 39. Bir buçuk yıllık bir süreçte 39 yabancı anormal bir rakam değil mi? <laughs> ne dersin? Anormal. Valla ben çok şaşırdım. Hani normalde söylesen bana sorsan ben biraz daha böyle 15-20 arası bir rakam söylerdim. 39'un yarıdığı. Her yaz, her yaz için 3 yaz olarak planlıyorum. Her yaz için 10 yabancı getirmiş olsa dedim. 30 dedim oradan. 10 yabancı da düşün ya. 25-28 kişilik takım kuruyorsun. Tabii. 10 tane oyuncu getiriyorsun. Bayağı yüksek bir rakam. Peki Trezegue. ben <laughs> Fatih Hoca'nın en büyük pişmanlıklarından biri olduğunu düşünüyorum. Hadi ya. Kasımpaşa'dayken almayı çok istemişti. Alamadı. E, almak da şeydi. O zaman 5 milyon euro mu, 4.5 milyon euro mu? Serbest, serbest kalmamadı. Kalma bedeli var, bedeli doğru, vardı. Doğru. Geri Rodriguez'e o yaz teklif gelmişti. Oya satmadı. geriye çünkü geri çünkü onu şampiyon yaptı 17 18'de. Hmm. Gomis geri mükemmel oynadılar şampiyon oldu ya Galatasaray. Geri şampiyon yaptı. Dedi ki geriye zam yapın, geri kalsın. İşte 1.8'e mi çıkarlar maaşını? Çıkardılar kaldı geri Rodriguez. Trezege'yi düşün almadı. Orada aslında yazın geriyi satıp Trezegu'yu alabilirdi. Öyle bir şey yapabilirdi ki 8 9'a satıp 5'e Trezegu'yu daha ucuza alabiliyordu. Trezegu de daha gençti yani şeyden. Geri'den de 3 4 yaş daha küçüktü. Çok da beğendiğini de biliyorum Fatih Hoca'nın. Ee, ama şampiyon yapan oyuncuyu da de de ödüllendireyim. Devre arası geri Rodriguez sattık Galatasaray bir sonraki sezonun. Ama Trezege'de çoktan premierlik falan yapmış oldu. Trezeguet çok yetenekli bir oyuncu. Çok iyi bir top atıcı. Ee, oyun zekası da çok yüksek bence. Trezeguet'in bir tane büyük eksiği var abi. Bir kanat oyuncusu için hızlı değil. Yeterince hızlı değil. Türkiye'de çok anlaşılmıyor ama e, Premier Lig'de Vakayeme'den e, daha az tabii ki de Premier Lig'de tutunamamasının bir numaralı sebebi hızlı olmamasıydı. Opta bir tane istatistik paylaşmış. Ağustos 2017'den bu yana Süper Lig'de en az 30 maça çıkan oyuncular arasında en yüksek çalım ortalamasına sahip olan isim gelmiş Maç başına 2.9 çalım. Ya aslında Vakayeme'ye bir açıdan benziyor. Değil mi? İkisi de ağırlar, Vakeebe daha ağır ama Vakeebe'nin top saklama kabiliyeti de tabii. inanılmaz boyutta, İnanılmaz güçlü. Ee, hem uzun hem güçlü olması, tank sanki şey ayaklarına beton dökmüşsün gibi adamı kıpırdamıyor yani adam. Vuruyorsun, şarj ediyorsun, yamulmuyor adam. Topla birlikte şey yapıyor, sabit kalabiliyor. Trezegi o kadar güçlü değil tabii ki. Ee, Trezegi biraz daha hızlı şeyden, Vakeebe'den belki Hı -hı. o ama. Esas Trezegu gibi oyuncunun geniş alanda vurup gitme kabiliyeti vesaire o bence o ki Premier Lig'de şeyi hatırlıyorum ben. İlk gittiği sene taraftarlar çok seviyordu Trezege'yi. Çünkü çok e, mesela sav, takım savunmasına da çok yardım ediyordu ilk yılda. Hatta o dönem o e, Premier Lig'deki muhabirlerden bir tanesinin şey dediğini hatırlıyorum. Trezege şey gibi değil. Diğer Mısırlı mido falan vardı hatırlarsın. El Gazi vardı. Ha bir şeyde de e, Mido'da oynamıştı Hı. bir dönem. Midas Pro'da oynuyordu. Evet. Şey mi? Oldu. Evet. Tamam. E, diğer Mısırlı şey gibi oyuncular gibi belki hani mesela Mido çok yetenekliydi ama çok çalışmayı sevmiyordu. Trezege, e, Trezege öyle. değil diyorlardı. Yani çok çalışkan. Diğer güneyli oyuncular gibi değil. E, profesyonel ve çalışkan gibi yorumlar vardı. Öyle hatırlıyorum muhabirde. E, ama Trezege'nin de mesela şöyle bir şanssızlığı oldu Aston Villa'da. Hani Buendia'yı aldılar. Ondan sonra Coutinho'yu aldılar. Hani e, o bölgeye Elgazi Gazi tamam. mesela orada iyi bir oyuncuydu. Elgazi bile e, o şey içerisinde gelen oyuncular arasında e, bir anda kayboldu. Bir de Dönil işten gelen para herhalde hani eee Oliver Watkins'le bir ara beraber oynattılar. Hı -hı. Hani normalde tek santrafor oynayan takım Deneynings de çok iyi oyuncu. Oliver Watkins de zaten onları çıkartan oyuncuydu. Hani oradaki oyuncular açısından biraz böyle takımın gidişatı Açıkçası şanssızlık oldu. E Trezeguet o senin söylediğin belki seviyeyi atlayamayınca e, ayrılık kaçınılmaz oldu. de sakatlık oldu. yaşadı galiba. Doğru. Deriz. Normalde hani orada da tutunabilecek kalitede bir oyuncu. Çok iyi giderken biraz ağır bir sakatlı oldu. Uzun süre olmadı. Süper Ligte, 78 maç, 28 gol, 20 asist. Yani Çok. 78 maçın neredeyse 50'sinde e, direkt skora katkı e, veren bir oyuncu. Rekortmen yaptırdı aslında Trezeguet. Yani evet. Cagney'in de hakkını yemeyelim tabii ki. Müthiş bir dönem geçirmişti. Bir buçuk sezonluk. Bir buçuk sezonda 42 gol falan atmıştı Cagney. Yani evet. sadece bir tam evet. sezon değil. Bir de önceki yarım sezonu yarım var. Sezonu o Trezeguet müthiş yani. Trezege ile çok iyi anlaşmışlardı. Hani Cornelius'u da besler öyle. E, i̇şte onu söyleyecektim ben de sana. Takım mesela geçen senenin en iyi iki oyuncusundan bir tanesini kaybetti. Yani hep ben onu söylüyorum. E, VIP, MVP kim dersen. Evet. E, Trabzonspor'da Uğurcan'la Bakayeme'ydi. Sana göre belki Uğurcan, belki bana göre Bakayeme ama bir tanesi gittikten sonra hani oraya nasıl bir hamle yapabilirsin? İşte Trezege 3 aşağı 5 yukarı o, o beklentileri karşılıyor. Evet. O yüzden de bakalım o performansı da verecek mi? Bir de belli açılardan da risk, riskinin az olduğunu düşünüyorum ben. Doğru. Hani ülkeyi biliyor. Ee, Ülkeye alışma gibi bir problemi hiç yok. Ya bir de mesela eskiden Hacı'nın yerini 10 numara Galatasaray' dolduramazdı. Problem olurdu işte. Fenerbahçe Alex'in yerini dolduramadı. Büyük isimlerin yerini dolduramazsın yani. Hı hı. Vakiyemede de öyle bir problem yaşanırdı. Onu bence doldurabilecek en ideal isimlerden bir tanesi. Evet. Yani çok kaliteli bir oyuncu. Direkte şey bir takıma geldi. Hani yeniden yapılanan değil de belli şeyleri hazır olan bilinen bir takıma geldi. Bazı avantajları var. E, Trabzonspor'da bir de bir e, stoper takviyesi olacak belli ki. Yabancı bir stoper. Orada da Marlon ismi ön plana çıkmıştı ama sonra şu an pek gündemde yok. Hmm. E, onun dışında Trabzonspor'da hani Kaan Ayhan da yazılıyor sağ stoper için ama. Ya Kaan Ayhan aşkı da bitmedi Abdullah hocam ya. <laughs> Kaan Ayhanmış yani Sassuolo'da ne tok satıcıymış. Hep 7-8 milyon Euro'lar konuşuluyor. Geçen sene aynı rakamlar konuşuluyordu. Yani vermediler gitti bu Kaan Ayhan'ı ben anlamadım. Bilmiyorum sen. Ne diyorsun? Ben de çok. Bu kadar olmazsa olmaz bir adam mı? Yani ben mı? sürekli izlemediğim <laughs> için bir milli maçtan milli maçı izlediğim için yani var defoları tabii ki. Ağır, mesela çok çabuk hızlı bir oyuncu değil. Çok uzun güçlü bir oyuncu da değil. Fiziksel olarak öyle çok şey vaat etmiyor. Tabii yani. Bazen pozisyon hataları da yapıyor ama. Pasaportu olması o dediğin çok yönlülüğü büyük ihtimalle cezbediyor. Ama rakamlar konuşulan rakamlar çok yüksek. Ee, peki Fenerbahçe ve Galatasaray'a da dönelim. Hmm. Fenerbahçe'de Emre Mor transferi geldi en son olarak. Emre Mor transferi açıklandı. Bir taraftan hazırlık maçları devam ediyor. Bugün işte Fenerbahçe 5. hazırlık maçını oynayacak. Ondan sonra hafta sonu Hal City maçı var. Fenerbahçe için 10 ya da 11 Temmuz'da. Akabinde eğer bir maç alınmazsa Dinamo Kiev deplasmanı olacak. Ve Fenerbahçe resmi maçları start alacak. Yani minimum 6 hazırlık karşılaşmasıyla Fenerbahçe Dinamo Kiev'in önüne çıkacak. Bunun yanında işte sen program girişinde söyledin. Hani bir taraftan eleştiriler de var Fenerbahçe'ye. Bir taraftan da e, işte Cesus gibi bir teknik adamla çalışmanın avantajını da yaşıyorlar. Kimse öyle çok fazla e, yüksek tondan bence eleştiremiyor. Tabii, korkuyor tabii. E, aynen. Bir bekliyorlar. Hani bu evet. adam ne planlıyor, ne düşünüyor, ne çıkartacak diye ortaya. E, Bruma'ya bayağı güvendiği ortada. E, dört karşılaşmada da oynattı. E, hatta e, üçünde santrafor yakın oynattı e, Bruma'yı. Emre Mor transferi geldi. Ee, bir taraftan Fenerbahçe'nin de e, işte Osay Samuel'in mesela Ferdi'nin yüksek formu Fenerbahçeleri mutlu ediyor. İsmail Yüksek gibi bir e, değeri Fenerbahçe kazanabilir. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. E, bakalım o tutunabilecek mi kadroya? E, sen genel olarak baktığında artık e, yavaş yavaş da hani Kiev maçı yaklaşırken e, Fenerbahçe'yi nasıl yorumluyorsun? Valla Partizan maçını izlerken şu dikkatimi çekti. Üç oyuncular birbirine çok benzer tipte. Hmm. Emre hmm. Mor... Arda, işte şey Rossi, Pelkas, Bruma, Lincoln, hatta İrfancan, hmm. topu alan topla vedalaşmak istemiyor. istemiyor. Hmm. Aralarında mesela çok iyi daralan alan çalımcısı var, çok iyi geniş alan. Onlardan belki çok güzel bir şey yaratır. Onu kestiremiyorum. Hmm. Ama yani bu kadar çok birbirine benzer driblingçi, yani bazısı mesela Dar alanda çalımcı, bazı geniş alanda çalımcı ama herkes topu alan bir çalım deniyor. Yani bir dribbling deniyor. Ee, bu biraz alı sağ maçına döndü o yüzden Partizan maçı. Ee, biraz ilginç bir durum ama şunu da ekleyeyim. Bu kadar yetenekli oyuncu bir arada oynar mı? Mesela Skip Ben'in Galatasaray'ı vardı. Bir dönem, bir 3-4 ay ya da 3-4 biraz fazla, 1-2 bir, ay diyeyim. Lincoln 10 numarada, Arda Turan sol tarafta, Kivel sağ tarafta, on num şey sağ, en önde de Baroş. Hmm. Dörde yetenekli oyuncuydu. Mesela çok güzel ve arkadaşlarla çok klas goller attılar. Sonra Sivas Deplasman'a gelince hepsi sakatlandı. <laughs> Ama şey... Yani oluyor öyle şey. Öyle oluyor. Olur. Yani bir dönem böyle Portekiz Brezilya Ligi gibi tiki taka falan oynadılar. Hatta Kalp diyorlardı onlara. K-A-L-B hmm. isimlerinin baş harfleri Kalp. ...gibi bir şey. Kalbi diyorlardı Galatasaray'ın falan. Çok güzel işler... ...yapıyorlardı gerçekten ama bir ay sürdü. Dediğim gibi zor Ankara deplasmanları... Evet. ...Sivas, Mivas gelince hep sakatlandı. Yoksa çok yetenekliydiler yani. Şimdi Fenerbahçe'de de öyle bir şey var. Ee, yani yetenekli adamlar... ...hakikaten ve belki çok güzel bir... ...iş çıkacak sonunda ama... ...altı numaraya ben o şeyi göreyim yani... bir ...Joseph Kim gibi bir... ...sağlam adamı bir göreyim Peki, de... Fenerbahçe'lerin eleştirileri... Ya da bazı Fenerbahçe'nin eleştirilir haklı mı? Geç kalındı mı? Yani Fenerbahçe'nin işte 20'sinde Dinamo Kiev deplasmanı var. 27'sinde rövanş var. Ee, İstanbul'da. Ee, Fenerbahçe'yi biraz daha e, Trabzonspor'dan Trabzonspor'dan biraz ama Galatasaray ve Beşiktaş'tan kesin ayırmak lazım. Ya lig bittiğinde en önemli mevki olarak ne diyordun? Center for hmm. gereken. Herkesin söylediği. Bence çok da elzemde değildi bu arada. Hani hmm. Serdar Dursun falan. Ya yine... Ya elemek için la santrafor aldım eledim diye bir şey olmayacaktır. E, Jesus için bir numarada altı numaraydı. Yani bence mesela Crespo ile başka bir oyunu oynayabilirsin. İşte İsmail Hoca'nın oynadığı tempolu önde basan e, oyunda oynayabilirsin. Yani onu tercih etmedi. Altı numara illa istedi. E, o da gelmedi. Hani illa gelmesi gereken pozisyonlara gelmedi. Rotasyona gel, gelebilecek. Gelse de olur Gel, gelmese de olur diyebileceğimiz Demeceğim. Buruma Emre Mor gibi transferler geldi mesela. Direkt pozisyonun gerektirdiği oyuncular gelmedi mesela Luis Gustavo yok piyasada. Sakatlandığı Şimdi, için kampa almadılar falan deniyor ama Evet, Luiz Gustavo, Serdar, e, kampa gitmeyen oyuncular oldu. Mert Hakan Yandaş kamptaydı, geri geldi İstanbul'a. Crespo da sanırım. E, Crespo da aynı şekilde. Şimdi e, daha Dinamo Kiev maçına çok var ama Altay, Ferdi, Usay Samuel ee, Zalai, Kim Minje ya da Serdar Rezi üçlüsünden ikisi. Öyle söyleyebiliriz. Ee, şimdi buraya kadar geliyorsun. Bundan sonrası biraz Fenerbahçe'de hani sen dedin ya çok fazla benzer oyuncu var. Ee, tarzı benzer. Birbirine yakın kalite olarak da çok fazla ayıramıyorsun. Ondan sonrası biraz sanki karışmaya başladı. Evet. Karışmaya başladığı noktada da e, bana hani Pereira dönemi e, biraz o karışıklığı. Çünkü geçen sene mesela İsmail Kartal'ın bıraktığı takım çok net bir takımdı. Ama Tam onu diyecektim. Çok da iyi formda bir takım bıraktı. Evet. Kalitesi de gayet kuvvetli hmm. bir takım. Ama o, o takımdan mesela Mert Hakan çok kritik önemliydi. Sakat kampı iyi geçiremiyor. Problemli. Kiye maçına olacak olmayacak belli değil. Crespo öyle. Durumları çok ciddi değilmiş. Bugün baktım gazeteye. Hmm. Üç oyuncu da kontrol edilmiş. Hmm. Yani oyuncuların durumları öyle kiye şey, maçında yani oynayabilecek. Ama, ama sen diyorsun verimli, verimli şey yapamıyorlar. Kampı yapamadılar. Hazırlık hmm. maçlarını eksik kaldılar. Hani Hoca onları göremedi. Hı -hı. O açıdan bir şanssızlık oldu Fenerbahçe'de. Yani keşke o bıraktığı gibi tekrar antrenmanlar ve hazırlık maçlarında o iskelet olsaydı. O iskelet de aldı bir kere. Mesela geçen o Partizan maçında kanatlarda biraz da böyle 4-4-2 gibi oldukları için 4-1-3-2 dizildiler. Kenarlarda hem mesela solda hem buruma hem işte Rossi orada Ferdi orada hepsi çalım atıyor sol tarafta 3-4 kişi birikiyor. Sağ tarafta diğer 3-4 kişi birikiyor. Lincoln işte Osay Samuel geliyor, Valencia kayıyor falan. Topu alan orada yine dribling. Merkez boş. 6 hmm. numara pozisyonu o sağlam beklediğin yer boş kaldı mesela. Ama Partizan Fenerbahçe'nin çok da altında bir kalite olduğu için değerlendiremedi onları. Ama Dinamo Kiev değerlendirebilir. Evet bakalım ben de merak ediyorum nasıl bir 11 çıkacak nasıl bir anlayış çıkacak? Mesela Buruma hakikaten Santraforun yanında da Dinamo Kiev maçında değerlendirecek mi? İlk tercih Berisha mı olacak? Serdar Dursun mu olacak? Valencia mı olacak? Sence? Bilmiyorum. Ben de o yüzden sana sordum zaten. Aa, hani geri ge yine geri de. geri rahat kurabiliyorsun. Ama ondan sonrası biraz sana göre, bana göre olmaya başladı. Evet, hani evet. mesela Crespo 6 numarayı oynatacak mı? Yani yoksa Gustavo'ya hani transferin gelmediği bir dönemde Gustavo'ya güvenecek mi o altı ben numarada? Ben onu kamp almamalarını sakatla bağlamıyorum ya. Gustavo Direkt bence Gustavo sakat. gidecek diye düşünüyorum. Çünkü hazırlık tamam. maçlarında da kötüydü benim gördüğüm. Fenerbahçe'nin kendi kamp yerindeki şeyler, kamera açıları çok kötü. O maçları çok anlayamıyorsun. Değil, doğru aynı Ama yani. E, yani almaması falan bence şeydendir. E, bir de ben Kiev maçında eleme olmazsa yani takım şampiyonlar ligine kalamazsa belki Kim Minje'nin de ...gidebileceğini Ayrılabileceğini düşünüyorum. düşünüyorum. Evet o da zaten devam eden bir durum. Kimmice çünkü çok akıllı bir adam. Kariyerini çok iyi planlayan bir adam. Bir yılda kalıp kalmamayı... ...şampiyonlar ile şey yapıyordur. Denkleştiriyordur Olabilir. kafasında. Çok iyi planlıyor kariyerini umarım. Olabilir. Ee, sen demin sordun ya... ...ben biraz mesela Ener Valencia'dayım hala. Hmm. Ener Valencia'nın o... E, ...alternatifler arasında... En ...fark edebilecek kalitede, kalitede. kalitede olduğunu düşünüyorum. Ancak o da işte geçen gün... ...Kolombiya'da bir radyo röportaj vermiş hani temsilcilerim İstanbul'a geldi kulüple görüşecekler. E ama ne olursa olsun Avrupa'da kalmak istiyorum demiş. Yani onda da bir aslında şeylik var. Hı hı. Bir belirsizlik var belli ki. İşte o netliğin geçen seneki netliğin biraz şu an e, ortadan kalkması e, Dinamo Kiev maçları yaklaşması çok büyük bir problem değildi. Ya bence. Valencia'da da şöyle bir şey hissetmiyor musun? Podolski ve Kivil'da da olan. Kalite olarak hiçbir beysi yok. Çok kaliteli. Ama istikrarlı ve güçlü değil. Artık Doymuş. Ama bir anda düşmedi mi Sinan? Hızlı düşüşler iki, üçünde de oldu mesela. <laughs> Doğru. Sakatlıklar sık oluyor. Hatta biz bunu zaman zaman dile getiriyoruz. Yani Valencia'ya geçen senin ikinci yarısında ne oldu diye. E, çünkü Emre Belezoğlu dönemin en iyi oyuncusuydu. Fenerbahçe'de. Ondan sonra da iyi başladı. E, ancak o geçen sezonun ikinci yarısında yani saha dışı mı oldu? Kontratla mı ilgili oldu? Parayla mı ilgili oldu? Transfer teklifi geldi de Fenerbahçe hayır mı dedi? Özel hayatında mı bir şey oldu? Sakatlıklar da oluyor. Bir anda o işte sakatlığı da ekle bir anda tamamen farklı bir oyuncu geldi. Evet. E, hatta e, bu hazırlık maçlarında e, ben bir de vücut dillerine de bakmaya çalışıyorum oyuncuların. Hani evet. ne kadar pozitifler. E, Valencia'nın suratından düşen de bin parça hani böyle bir şeyi de yok gibi takımla da kalmamış gibi o biraz beni endişelendiriyor çünkü ben oyuncuya güveniyorum ve orada hani parçalardan biri olması gerektiğini düşünüyorum mesela Bruma'nın e, Santrafor'un yanında oynaması ya da ona yakın oynaması benim hala çok anlayabildiğim bir olay değil ama işte hani program başında dedim ya sesler fazla yükselmiyor ben, aslında ben de onlardan biriyim anlamaya çalışıyorum şimdi Jesus ne yapmak istiyor e, sonuçta olmaz diye de çıkmak saçma olur bakacağız bekleyeceğiz neyin olduğunu ama Bakalım. Bizim basında, spor basında çok büyük uzun yıllar bir saygı problemi vardı. Bizim bir şey susa karşı endişeli olmamız güzel bir şey. Çünkü çok uzun yıllar biliyorsun işler kötü gittiği zaman hemen hakaretler, şeyler yükselirdi, Anlamıyor, televizyonlar. Bilmiyorum. Ya ben 2008 dönemini hatırlıyorum abi. Tabii çocuk sayılırsın işte 15 yıl önce 17-18 ergenlik dönemleri. 2008'de tarihin en iyi Fenerbahçe kadrosu var işte zaten Şampiyonlar Ligi'ne Chelsea falan kapıştıkları sezon. Galatasaray da işte 2. Lig'den Serkan Çalıkları, Barış Barış Özbekleri falan toplamış. Şampiyon oluyor adamlar. Felkamp'a demediklerini bırakmıyorlardı televizyondakiler. Bunak, bunamış, bilmem ne. Ya adam tarihin en iyi Fenerbahçe'siyle kafa kafaya yarış veriyor. Çok da kalitesiz bir kadroyla. Kalede Orkunlar var bilmem Doğru, ne. Adama bakalım. ne hakaretler ediyorlardı yani. Evet, öyle bir durum var. Bu Peki. kadar uzun, şimdi Jesus da tecrübeli bir hoca ya, usta bir hoca ya. O yüzden biraz bu kadar tecrübeli hayatını bu işe adamış adamlara biraz saygı duymak Beklemek gerekiyor. Evet. Mutlaka kafasındakini biz de anlayacağız. Galatasaray'la devam edelim. Galatasaray'da aslında nasıl söyleyeyim? Kazımcan transferi var. Onun dışında beklenti çok büyük. Abdülkerim Galatasaray'da. Var. Abdülkerim var. Beklenti neden büyük? Bir, bir kere orta sahanın bir çözülmesi gerekiyor. Okan Buruk hafta sonunda zaten söyledi önceliğimiz orta saha oyuncuları diye. E, Santrafor bölgesinde zaten bir beklenti var. Orada bir değişiklik olacak gibi gözüküyor. E, ama Galatasaray'ın da şöyle bir avantajı var. E, lig. E, sadece lig var Galatasaray'da. Bir ön elemesi yok Galatasaray'ın. İşte. E, zamanı var Galatasaray'ın. Bir de ben her zaman şunu savunuyorum. Yani işte lig başladı, transferler kampı yetişsin. Tabii yetişse iyi olur. Ama e, zaten hiçbir takım ilk haftalarda çok çok iyi performanslar göstermek durumunda değil. Kadrolar da değişiyor. Oralarda çok çok böyle hani çok büyük puan kayıpları olmazsa da o zaman içerisinde toparlaman, telafi etmen mümkün. Ben hala Galatasaray'ın o şeyinin olduğunu düşünüyorum. zamanının olduğunu düşünüyorum. Ama bir taraftan da işte bu rakiplerin transferleri bir baskı yaratıyor kulübün üzerinde. Bitmeyen, sonuçlanmayan bir marka transferi var ki o da işte seviyeyle hmm. pazarlık aşamasında. Artık son aşamada. Sen neler söylüyorsun Galatasaray'la alakalı olarak? Valla e, açıkçası Galatasaray'da biraz bir şey, durgunluk var. Ben geçen hafta sonu boyunca şeyi izledim. Boatime, Time, diye okunuyor. Hmm. Boşa izledik adam gitti. Selanitane <laughs> Selanitane. Tam, tam, tam video çekecektim. <laughs> <Evet. gülüyor> tam videoyu çekecektim. Çektim de ya, dedim yayınlamayalım şimdi. Adam gitti zaten şey, yani. gönder <gülüyor> abi. Evet. <laughs> <laughs> On, onlar şey yapsın <laughs> analiz analizdir. Tam ne şeydi adam. Yani Nelson'un biraz Center for modeli gibi yani. Çok hızlı değil, atlet değil. Çok yetenekli değil. Hiç top sürmüyor mesela. Ama çok akıllı ve doğru oynayan tipte bir santrfordu. O yüzden mesela ilk geldiği zaman muhtemelen şey de ya bu adamda ne var yani? çok iyi bir şutör değil, çok uzun değil. Yani hmm. 1.85 bir center for için işte. Biraz Cenk Tosun gibiydi yani aslında. Hani iyi bir dribblingçi değil, hızlı değil çok falan. Havadan çok üstün değil ama e, akıllıydı ve etrafını iyi oynatan tipte bir forvetti. Peki bu durgunluk derken mesela hani Galatasaray yerine Salanitana'yı tercih etmesi yüzünden mi söyledin? Hani ne açıdan? Anlamadım tabi. Ee, şimdi Galatasaray durgunluk var dedin. Hı hı. Ondan sonra oyuncuya geçtin. Hı hı. Hani oyuncunun normal şartlarda Galatasaray'ı tercih etmesi gerekirdi de gitti. Salah tane mi gitti diye düşündün. Şöyle. Ee... Yoksa seviye olarak mı? Oyuncunun ben, seviyesi olarak mı? Ben Galatasaray'ın emin olamadığını düşündüm. Oyuncu alakalı. Oyuncu izledikten sonra. Çünkü böyle çok ihtişamlı bir oyuncu değil. Mesela Mustafa Muhammed çok daha iyi bir hava topçusu mesela. Hı. Çok daha iyi kafa vuruşları ve sıçraması var. Çok daha güçlü ikili mücadele kazanma oranı olarak. Ama Mustafa oyunu bilmiyor. Buna oyunu iyi öğretmişler. Oyunu biliyor. Da akıllı, zeki, doğru pres yapıyordu. Paylaşımları çok daha doğru. Şimdi ama bu time aldığın zaman mesela Muhammed'i gönderdim bu time aldın. Bu time mesela Vegos seviyesinde değil henüz. Veya Muleka gibi de süratli ve güçlü de değil. Hani orada şey dediler herhalde. Hani Muhammed'i gönderdik bu time aldı bizi taşıdılık bir durum o seviye mi? Olmayabilir. Olmayabilir. Bir sezonu var bu time'ında yani. O da şeyde Bodo'da bir şampiyon oldukları sezon var. Bir sezon. Ondan önce yedek Norveç liginde bile ki Galatasaray'da geçen sene hep şey dendi ya mesela Romanya liginden oyuncu problemli çünkü Romanya ligi senin liginin bile çok altında. E Norveç de öyle. Norveç ligi de senin liginden altta. Norveç liginde hala şey e, çimler var hani sen iklim şartlarından dolayı. Alı sağda hmm. oynuyor millet yani. Hala şey oynuyor. Eee Orada da kalite belli bir problem. Ama bence hani daha net bir center for alırız. Muhammed de daha gitmeden bu şeye girmeyelim demiş olabilirler. Çünkü muhtemelen maliyeti falan yüksekti onun. O Pedro ismi geçiyor. Joao Pedro. Evet. O biraz daha ikinci forvet on numara evet. tipi. Ee, ben anladığım şu. Hem bu time hem bu bu arada Ümit Milli Takım'da da ikinci forvet. Yani hmm. 1.93'lük bir center forları var. O da Groningen'de oynuyormuş. O da bayağı iyi Oyunuyor, bir çocuk. Onun yanında oynuyor. Ee, benim anladığım 4-2-3-1 planlı yok Hoca. Hem bu bu time hem de Joao Pedro'dan anladım Zaten hep öyle isimler geçiyor bir on numara şeyi geçiyor. Ee, arkaya ikili koyacak. Ben aslında Guay'a olabilir diye düşünüyorum ya. Çünkü niye olmasın Avrupa'dan biraz aforoz edilecek. Şu şeyden dolayı. E, ee, Gökkuşağı renkli formayı gibi giymediği, için. giymediği için. Aforoz edilecek. Yaş 32. E Çok yüksek paraları oynayan bir oyuncu o paraları verebilecek bir Arap yarımadası var yani Çin'e bile gitse aforoz edilebilir Yine Amerika'ya da gidemez bence yine aforoz edilir Hani ya Türkiye olur daha bir Müslüman coğrafyaya falan gitmesi beklenir O yüzden Galatasaray olabilir gibi geliyor Galatasaray'ın da böyle bir oyuncuya inanılmaz ihtiyacı var Felipe Melo'dan Fernando'dan beri seviyeye gönderdi O yüzden Ben zaten Galatasaray yönetiminde bir para vereceksek en büyük parayı bu pozisyona vereceğiz dediğini de biliyorum. Yani hmm. Guye'ye olabilir bana hiç olamaz gibi de gelmiyor yani. Tam, çok kaliteli. Bu arada herhalde hani Melo'lardan sonra gelmiş en iyi orta. Fernando ile birlikte en iyi orta sahada olur. Çok üst düzey yani. PSG'nin 11'inden futbolcu almak hmm. çok iyi olur Galatasaray için. E, tabii ki çok yaşlı ben çok yaşlı oyuncuya sıcak değilim ama Galatasaray'da genç oyuncu da bol zaten. Yani biraz tecrübeli oyuncu da lazım evet. Galatasaray'a şu anda. Çünkü zaten işte Abdülkerim, Nelson'u yaptın. Nelson zaten genç. E orta Berkan'dır, Çıkıl dur. Kerem'dir, Yunus'tur. Bunların hepsi genç zaten. Hmm. Bunların ortasına bir tane tecrübeli bir oyuncu koymak lazım. Peki onun yanına kimi koyarsın? Gene transfer mi? O da kiralık. Kiralık Endombele falan olabilir yani. Hı. Hmm. O da e, bir yine yabancı ve kaliteli ikili yapalım. Önüne de işte şey yapalım gibi olabilir. Yani orası komple transfer olacak. Ben bölgeyi. aslında şunu da düşündüm. Mesela Solbakken'i çok istiyor o konuca. İster evet. çünkü kesin ister. İlk Başakşehir'e Gult aldırdı ya. Hmm. Gult iyisi Solbakken. Daha hızlı daha güçlü. Aynı model ama. Çok yetenekli değil. Yani çok teknik değil. Ee, ama aynı model. Çalışkan, disiplinli daha hızlı, güçlü Tam böyle kenar forvet. Bence hem, ama? hem Yunus hem Kerem iki tane aynı tip kanat oynatmak istemiyor bence. Hmm, Alternatif olarak diyorsun. Bence biraz daha böyle koşu dağıtabilen, koşu kalitesi de olan ikinci forvette olabilen Solbakken modeli Gulbrandsen modeli kenar forvet oynatmak istiyor. Bence hatta şey olabilir abi. Yunus'u son milli maçta on numara oynattı Kums ve çok iyi oynadı. Hatta çok iyi bir ara top attı da penaltı oldu falan. Ee, Yunus'u merkeze çekip, on numaraya çekip bir kanadı sol, sol gemi, gibi forvet yapmak bir kanadı da kerem yapmak. Olabilir. Öyle yok bir yok. şey düşünebilir. O olursa bir de uca tabii center for kim olacak bilmiyorum ama ben Gomis'ten de bayağı faydalanabileceğini düşünüyorum. Hamle oyuncusu olarak. Yani Gomis'i de işte... mesela gönderir mi gönderir diyorlar ama yani Dembaba'dan o kadar verim alamış bir hoca Demba Gomis'in de o günkü Dembaba'dan çok geri kalır bir tarafı yok. İlerleyen günlerde senin bu çizdiğin tabloda en fazla konuşulacak takımın Galatasaray olacağı belli. Hani gelenler gidenler bir yapılanma. Evet hala çok eksik var. Evet, eksik olduğu için bayağı bir konuşulacak gibi gözüküyor. Peki Sinan ağzına sağlık. Seninle. Teşekkür abi. ediyoruz. Evet analiz masasının e, bugünlük sonuna geldik. E, Programın sonunda yemek sepeti hatırlatmamızı tekrar yapalım. Yemek sepetinin uygulanması uygulaması yenilendi. E, sizler cep telefonunuza indirerek e, birçok indirimden faydalanabilirsiniz diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Yemek sepeti yanında aklındaysa kapında.